haberlerimizle başlayalım efendim. Serenay Sarıkaya ile 4 yıllık ilişkisini geçen Nisan'da bitiren Kerem Bürsin aradığı aşkı karantina günlerinde buldu. Kerem'in flört ettiği isim, bir kez daha altını çizelim, çok bomba bir isim. Kendisi gibi oyuncu, çok izlenen bir dizide ve yayınlanan bir dizide şu anda başrolde. Bu oyuncu kızımız ilişkisini kısa bir süre önce bitirdi. Ayrılık acısı çok uzun sürmedi ama ne tesadüftür ki eski sevgiliyle Kerem birbirlerinin kopyası. Çok benziyorlar birbirlerine. Benzemiyorlar mı? Ben çok benzettim onları birbirine. Benziyorlar. Benziyorlar. Yani çünkü pardon. Aşağı yukarı bazı isimler ayrıldıkları kadınlara ya da ayrıldıkları erkeklerin neredeyse aynısını seçiveriyorlar. Fakat bu haberi yaklaşık 1,5-2 saat önce duyduğumuzda şunu da duyduk ek olarak. Belki bulmak isterken size yardımcı olur. Kerem'in şu an flört ettiği kişi uzun zamandan beri Kerem'in hayranıymış. Evet. Kerem'i beğeniyormuş. Kerem'i beğeniyormuş. Arada birisiyle çıkmış olmasına rağmen Kerem de bunu biliyormuş. Evet, daha fazla ipucu isteyenler için şimdi ekrana bir görüntü getireceğiz. Kerem Bürsin, Raşel Araz'ın canlı yayınına önceki gün konuk oldu. Kerem'in elindeki kupaya dikkat edin. Orada bir harf yazıyor. D yazıyor. İzleyelim. Hadi hoppalara. Gelsene bir buraya. Temizlikle aran nasıl evde? Hep iyiydi. Yani, hep yani şey değil yani sırf bu olay ve mikroplar olduğu için falan ya da bir virüs olduğu için temizliğe başlamadım. Yani benim için temizlik çok önemli bir şey. Ki yani şöyle biraz bana terapi gibi geliyor. Ben severim yani temizlemeyi, bulaşık yıkamasını çok severim. Ama gerçekten şahane. En sevdiğim şey yani makineyi asla kullanmam. Yani orada duruyor. En kötü olduğum şey ki çok da yapmıyordum ütüydü. Ama bu aralar artık tamamen ütüyle çözdüm. O yüzden şey, temizlik bayağı şey oldu benim için. Yani yerleri deli gibi her 3 günde bir sirkeli suyla yerleri siliyorum. Yani bayağı şey, güzel yani. Güzel bir müziği açıyorsun, eğleniyorsun. Yani ben seviyorum temizlemeyi. Tüm felaket bir şey. Yani gömlek ütüyle ne kadar zor bir şey olamaz. Yani mümkün aynen değil. Ama ne? Onu da artık şey bir usta ütücü olmaya yolundayım yani. Hadi 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 yeni yeni duygulara. Kerem Bürsin nasıl özel hayatını biraz kapalı kapılar ardında yaşamaya dikkat etse de Serenay Sarıkaya ile olan aşkı ve daha sonra Duygu Özaslan'la dedikodusu ve başka bir ünlü. Aslında Duygu değildi kişiyle, ama evet. Bir sosyal medya aynen fenomeniyle ilişkisi bir oldu ama Duygu değildi. Bu evet arada da elindeki kupadaki baş harfini görenler Duygu'nun D'si mi diye yazmış. Hayır, Duygu'nun D'si değil, onu da söyleyelim. Başka bir D efendim. Yalnız ben Kerem Bürsin'le bu oyuncu kızımızı birbirine çok yakıştırdım. Zaten evet, oyuncu kızımız böyle kaslı erkekleri beğeniyor. Daha önceki sevgilisi de öyleydi. Kaslıydı. Aşağı yukarı birbirine tipler benziyor isimler. Fakat Kerem Bürsin'in flört ettiği kişileri düşünürsen evet, kızların enerjisi birbirine benziyor. Enerjileri kaş de birbirine. Kaş göz biraz farklı. Popülerliği olabilir de benziyor birbirlerine. Sevgili izleyiciler, magazin dünyasında ikinci sayfanın dakikalar önce canlı yayında duyurduğu ve biraz bekleyin size detaylarını ulaştıracağız dediğimiz haberin sıcak gelişmelerini size aktarıyoruz. Kerem Bürsin arkadaşı Raşel Araz'ın Instagram'daki canlı yayın sohbetine katılmasıyla birlikte hayatındaki kişinin kim olduğuna dair bir ipucunu da bizlere vermiş oldu ve takipçilerine neden? Kahve içtiği fincanın üzerinde koca bir D harfi vardı. Tabii sadece buradan yola çıkmadık. Yayına girmeden yaklaşık 1,5 saat önce öğrendik ki Kerem Bürsin'in Serenay Sarıkaya ile büyük bir aşk yaşadıktan sonra ardından bir sosyal medya fenomeniyle bir 2 ay flörtün ardından yalnızlığı tercih eden Kerem Bürsin'in oyuncu Demet Özdemir'le yakınlaştığı, hatta bir iddiaya göre karantina günlerini de birlikte geçirdikleri magazin kulislerinde sıkça dillendirilmeye başlandı. Ama önce
İkinci sayfanın haberi oldu tabii. Evet, o kupada Demet'in D'si var ve biz de taraflara mesaj attık. Bu aşk iddiaları doğru mu diye henüz bir cevap gelmedi. Aslında cevabı alınca sizlerle paylaşacaktık ama sağ olsun bazı Instagram sayfaları, magazin sayfaları Demet'le Kerem'in yan yana fotoğrafını koyarak zaten paylaşımlara başlamışlar. Yeni aşk diye ilan etmişler. Evet. Demet Özdemir kısa bir süre önce aslında Yaman Taciroğlu'yla birlikteydi. Güzel giden bir ilişkisi vardı. Bir 2-3 ay önce başlamıştı o ilişki. Kısa bir süre önce de bitti. Biz ne demiştik? Demet'in eski sevgilisiyle Kerem birbirlerini sanki biraz andırıyor gibi. Yaman'ın da fotoğrafını bulabiliriz. İkisi de sarışın tipler benziyor. Daha önceki sevgilisi Can Yaman. Evet. Can Yaman'da da ne demiştik işte? Demet biraz böyle kaslı erkekleri beğeniyor. Kerem Bürsin de aynı şekilde. Tipler hep birbirine benziyor aslında Demet cephesinde. Evet, peki Billur'a da soralım. Billur henüz şu an iddia ama yüksek ihtimalle. Çünkü bir süreden beri de konuşuluyor. Çok da detay var. O detayları şimdilik söylemeyelim. Daha netleştirelim. Ne diyorsun? Yakıştırdın mı? Duyar duymaz. Ben yakıştırdım. Kendi adıma söyleyeyim, yakıştılar. Ben şimdi duydum zaten sizden. Gayet de yakışıyorlar. İki evet. tane genç, güzel insan. Evet. Ayrıca ben de kaslı erkeklerden hoşlanıyorum. Yani bu garip bir şey değil. Değil. Kız çok zevkli. Hep çok yakışıklı erkeklerden hoşlanıyor. Evet, kız Kerem da güzel. De çok tatlı bir çocuk ama sarışın değil, kızıl bu arada. Sarışın dediniz mi?